Bir rahmet mevsimindeyiz şu anda. Farkında tam değiliz. Şu hayatın hızlı ritmi ne yazık ki 3 aylar denilen bu rahmet rüzgarlarından hakkıyla istifade etmemize engel oluyor. Bazen durup hayatımızı bu rahmet rüzgarının karşısında ciddi bir biçimde muhasebe etmemiz gerekiyor ama işte o hızlı ritim ona müsaade etmiyor. Siz inşallah onu yapın. Farzların ikamesinde eksiklerinizi tamamlama adına bir gayretiniz olsun. Nafilelerin ihyasında bu manada bir gayretiniz, bir hedefiniz, bir çabanız olsun. Bununla beraber bir şey daha olsun. Biz eğer rahmet mevsimindeysek, rahmetin en önemli meselesi de hidayeti içmek ve başkalarına içirmekse, benim 3 aylardaki hedeflerimin içerisinde en başa yazmam gereken şeylerden bir tanesi de şu olmalı. Ben başkalarına iman mesajını ulaştırmak durumundayım. Eğer bir gencin ajandasında, defterinde ben bu hafta 10 tane insana Allah'ı anlatacağım diye bir madde yoksa Musab'ı dinlemesin. Dinlemesin, boşuna kendine yük etmesin. Eğer kendisine 10 tane gence ben bir ay içerisinde Allah'ın mesajlarını ulaştıracağım. Şunlar 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 benim bu hafta arayacaklarım. Telefon açacağım, hal hatırlarını soracağım. Onlara İslam'a ait bazı şeyleri hatırlatacağım. Bir amcamın kızı vardı, biraz imani noktada zafiyet var. Ona gideceğim, onu anlatacağım. Falanca komşumun kızı, falanca komşumun oğlu şöyle bir sıkıntı yaşıyor. Onunla bu manada bağ kuracağım. İle ahir böyle gündemlerimiz, böyle bizim eğer bazı hedeflerimiz yoksa hangi ölçüde biz davetçi olacağız Allah aşkına? Davetçilik sadece internette ona buna bir iki cümleyle laf satmak falan değil. Tebliğin temelinde birebir yüze yüz insanlara Allah'ın mesajlarını ulaştırmak vardır. Bu işin sosyal medya ayağı, internet ayağı, WhatsApp grupları şunlar bunlar işin vitrin kısmıdır. Bu kadar Filistin'i konuşuyoruz, Mescid-i Aksa'yı konuşuyoruz. Ay Yeni Zelanda'da bir olay oldu. Dünya kadar beylik beylik laflar ettik. Ne oldu, ne değişti? Değişen bir şey yok. Bilakis oralar bizim gazımızı alıyor. Bir şeyler söylüyoruz, rahatlıyoruz ve iş bitiyor. Fiiliyata bir şey dökülmüyor. Ama Müslümanın dünyasında ameldir asıl olan, öncelikli olan. Ayaklarımız yorulması lazım. Alnımızdan terim boşalması lazım. Hayatımızın belli alanlarında bu manada ızdırap yüreğimizi dağlaması lazım. Yastığa başımızı koyduğumuz zaman falancaya ulaştım, filancaya ulaşamadım, filanca benim elimden kayıp gitti, filancaya anlatamadım, filancaya anlattım ama tesir etmedi, filanca tam anlamıyla anlamadı, dinlemedi. İlahir bunların muhasebesini yapmam lazım. Bunları yapmadan eğer ben yastığa başımı koyuyorsam sahabeyi tam anlamıyla anlamamışım demektir. Çünkü sahabe dediğiniz o güzide insanlar ızdırap insanlarıydı ya. Her biri inliyordu böyle. Her birinin hayatında o inlemeyi biz duyuyoruz. İşte o inlemenin bir işaretidir Ebu Eyyub el-Ensari'nin tabu topraklarda olması. Onun için ben şu rahmet mevsimini gelin bir vesile bilelim ve gerçekten bu konuda bizim hedeflerimizin içerisine bunları alma adına bir gayrete girişelim. Girişelim ki asıl ihya etme noktasında bazı sorumluluklar hayatımızda yer alsın. Allah bu noktada bizlere yardım eylesin inşallah.